diyorum tabii ki. Bu yapılan operasyon olduktan sonra ki zaten az çok kulağa delik olanlar görüyordu bunu. Açıklamaları dinledim. Kişilerin gözaltına alınan kişinin açıklamalarını dinledim. İçlerinde bir tek samimi olan Ersin Korkut'la, gerçi o gözaltına alınmadı ama Ersin Korkut'un yaptığı açıklama samimi. Serdar Ortaç dürüst şekilde söylüyor. Mehmet Ali Erbil doğru söylemiyor. Bugün hatta sana kafadan manşet vereyim. Sadece Malta'ya gitmek için toplam 80 bin dolar para almışlar. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil. 80 bin dolar. 80 bin dolar. Evet. Malta'ya gitmek için dediğin orada bu reklam işin yapacaklar. Reklamını yapacaklar. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Böldüm. Yönetmenim bir video vardı. Onur hemen... Onu verebilir miyiz? Ama biliyorsunuz kesmemiz gereken bir yeri var. Buradan doğru görelim hatta. Yakın plan görmeyelim. Bir verelim. Exodus Earth. Malta'da mı? Malta. Buraya gitmek için mi 80 bin dolar almışlar? Bura gibi şimdi bir oyun sitesi var. Hı. Bu oyun sitesi, ismini vermeyeceğim tabii ki reklam olsun diye. Bu oyun sitesi tanıtımını yapabilmek için ünlü kişileri, takipçisi çok kişileri bu sitenin reklamı adına kiralıyor diyeyim. Daha doğrusu anlaşma yapıyorlar. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de buradaki etkinliklerin bir tanesine katılıyor. Bu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın gittikten sonraki, bir hafta sonraki yapılan event mi diyorlar ona? Oradaki tanıtım. Burada da kim katılıyor? Kerimcan Durmaz katılıyor. Başka kim katılıyor? Samet Laçin'e katılıyor. Yine buraya. Ve bunun için de para ödeniyor. Bunun yanında aynı zamanda işte Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, onlar isimler. Zaten Serdar Ortaç kumarla reddetmiyor bunu. Kazancını ben diyor yedim burada diyor. Kendi kazancımı. Dolayısıyla oynuyorum ya da illet burada diyor. Bu şeyde böyle ünlü isimler getirip bunun bir reklam çalışması mı yapılmış burada? Evet. Burası Toyrum diye bir yer. Malta'da Toyrum diye bir yer burası. Mehmet Ali Erbil'le Serdar Ortaç'ın gittiği yer farklı. Buraya çok yakın. Onur görseli verebilir misin rica etsem? Bir ev göstereceğim size. Ya şimdi bir operasyon var. Bu burada katılanlara mı, buradakileri mi görüyoruz daha çok bu operasyonda alınan? Burada katılanları da göreceğiz. Mesela diplomatlar gitti mi buraya, onların yanında kimler fotoğraf verdi, kimler poz verdi. İlerleyen zamanlarda bunları şimdi bir dakika, o zaman bu operasyon, bu operasyon birinci dalgası. Sen diyorsun ki gidilecek aslında başka isimler var. Evet. O isme gitmek için bu ilk halka. Bu mecburen yapmak zorundalar. İstanbul, bu çünkü yüzü, İstanbul, reklam yüzleri. İstanbul Başsavcılığı'nı bir defa sanal bahis... operasyonunu yapan Bay Şube, ben teşekkür ederim ve tebrik ederim. Niye derseniz Türk gençliğinin şu andaki en büyük sorunlarından biri uyuşturucu, sanal bahis, kumar ve çeteler. İllet gibi yapışmış şu anda gençlere. Gençler bunlardan ne yazık ki zehirlenmiş durumda. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in gittiği ev burası arkadaşlar. Gittiği ev burası. Bu evde reklam yapıyorlar. Bu evde yayın yapıyorlar. Bu evi kiralıyorlar. Bu evi kiraladıktan sonra da bahçesinde, içerisinde ve dışarıda o bahis sitesinin reklamını yapacak canlı yayınlar yapıyorlar. Oraya da nasıl yapıyorlar? İşte güvenilir olduğunu bu bahis sitesinin, bu bahis sitesinin uygun olduğunu, size para kazandırdığını belirterek buranın reklamını yapıyorlar. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için böyle. Diğerler için, fenomenler için ise durum çok daha farklı. Mesela ne kadar para almışlar bu kişiler ve kimlerle yapmışlar bunu? Bu kişilerin aldıkları reklam bedeli, hatta az önce öğrendim bunu da ben. Bunu da özellikle belirtmek istedim çünkü. Şöyle, kasino reklamları yapıyorlar bu sanal bahis sitesinin. Bu kasino reklamları için Instagram hesaplarından tek bir story başına, tek bir tanesinin başına 20 bin ile 400 bin TL arasında para alıyorlar her reklam başına. 400 bin TL. İşte 15 milyon takipçili hesabım var diyen kişinin, işte diğerlerinin adına yaptıkları reklamın karşılığı elde edilen paralar bunlar. Peki bu 80 bin dolar Serdar Ortaç'ın kendi şahsi hesabına da gelmiş. Mehmet Ali Erbil'in vermiş olduğu başka 3. kişinin hesabına da gelmiş bu para. Bu kişinin, Serdar Ortaç'ın ve Mehmet Ali Erbil'in, az önce tek bir fotoğraf vardı Mehmet Ali Erbil'in yanında olduğu.
O kişinin adı da Ünal mesela. O Ünal'ın bağlı olduğu, o organizasyonu yapıyor. Bağlı olduğu kişiler var. Mesela Yunanistan'da reis diye bahsettikleri bir tane adam var. Başka Türkiye'de bunların işlemini yapan başka bir kişi var. Malta'nın içerisinde yine bu kişi. Yine başka kişiler var. Mesela yine tanıdığımız, işte başka sitelerden tanıdığımız isimler var. Bu sitelerin reklamlarını yapıyorlar. İşte Batuhan Karadeniz bunun reklamını yaptı. Daha öncesinden başına çok bir şey geleceğini anladığı için yönetmen. Gürcistan'a çıktı. İşte Dubai'ye gidiyor. Ben uzun bir süre gelmeyeceğim dedi. Reklamlarını yapıyorlar. Ve bu sitelerin, kumar sitelerinin reklamlarını yapıyorlar. Kumar siteleri bizim burada yasak. Değil mi? Sanal bahis yasak. Yurt dışında serbest. Yurt dışında ama belli bir şekilde serbest. Yine öyle tamamen elini kolunu sallayarak şekilde değil. Lisans alması gerekiyor. Lisanslı da lisansı aldığı zaman da Gondom diye bir site var. Lisanslayan da onlar. Bunun altında kurulmuş bay siteleri bunlar. Bu bay sitelerinin de altında işte bu kişiler de reklam vererek kendi sitelerine kişi çekmeye çalışıyor. Site isimleri var. O site isimlerine göre reklam çekmeye çalışıyor. Çok fazla kişi var. Çok özür dilerim. Bu 15-20 kişi görünen. Çok fazla kişi var. Bu TikTok denilen ve ciddi şekilde önlem alınması gereken sosyal medya uygulamasına girdikleri zaman birçok videonun üstünde zaten sanal bahis sitelerinin reklamlarını görürsün. Ama ben şimdi bilmediğim için gerçekten anlamaya çalışıyorum. Bu bahis reklamlarını ben bu sporla ilgili şeylerde de görüyorum, maçlarda, başka sosyal medya şeylerinde de görüyorum. Yani hani öyle 1, 2, 3 ya da 2 tane ünlünün yaptığı bir şey değil yani, her yerde çokça var. Ya bu iş çok büyük bir kasasın, ya, çok büyük bir piyasadan bahsediyor olmamız lazım. Ya şöyle söyle, sanal bahis sitesinin, yani sanal bahis oyunlarının Türkiye'deki toplam hacmi 50 milyar dolar. 50 milyar dolar. Evet, bunu hatırlarsan Timur'la biz ilk başta söylediğimizde herkes bize kafayı mı yediniz dedi. Ben burada coin hesaplarını gösterdim, hatırlıyor musunuz? Ya eski yayınlardan çıkarırlar, coin hesabında aktif ne kadar para olduğunu görebiliyorduk biz. Bunları gösterdim. Hatta o dönemde yine böyle sanal bahis işleriyle ilgilenen savcılar vardı. Emniyet yetkilileri vardı. Onlar bizden bunu istemişti. Göndermiştim kendilerine. Bakın dedim, şu anda bu para var hesaplarında. Bu kadar büyük bir para. Ne olacak? Bu ülkeden adaletle tamam, ilgili o zaman şey, ne olacak? Bu ne şey şimdi? Yani bunda şimdi ne olacak? Buradaki olay ne biliyor musunuz? Benim anladığım kadarıyla operasyondan, yapılışından izlenimimi söyleyebilirim sadece. Ve aldığım duyumları. Çünkü ben bunlarla ilgili de araştırdım. Şimdi sorduğumda şöyle bir şey var. Bir ana çatı var hedefte olan. Ona ulaşabilmek için ilk başta reklam ayağı kesiliyor. Halk da bu kişinin bu yaptıklarının suç olduğunu bilmiyor çünkü çoğu insanda. Bilenler biliyor zaten, o paralar ciddi paralar. Bu kişilerin bağlarını kesiyor. Şimdi bankamatikçiler var. Bu toplanan paraları bankamatiklerden nakite çeviren ve bir merkezde toplayan kişiler var. Sonrasında finans ayağı var bu işin. Çünkü o finans ayağında da şirketler devreye giriyor. Kurulan ve bu parayı aklamak üzere ortaya çıkarılmış şirketler var. Aslında çalışmayan ama çalışıyor gibi gözüken ve işte güzellik merkezi, kozmetik, kahve dükkanı, hastane, otel, restoran, adı ne olursa paranın anlık döngüsünün sağlanıldığı, resmiyette var olan ama aslında fiilen ticaret yapmayan şirketler var. O şirketler vasıtasıyla o paralar aklanacak. O paralar aklandıktan sonra bunlar yine finans sistemiyle birlikte coinlere aktarılacak ve o coinlerle de en baştaki adamlara gidecek. Şimdi o sanal bahisi sahipleri var, o sanal bahis sisteminin asıl tepesi var. Oralara gidilmediği müddetçe bu kişiler, buradaki kişiler sadece piyano olarak kalır. Ve sadece kamuoyunu reklam olarak kalır. İsimleri tanındığı, bilindiği için herkes ne oluyor? Aa, sanal bahis operasyonuna dönüyor. Baştakini almadığın müddetçe kurutamazsın. O sistemi çürütmediğin, finans sistemini çürütmediğin müddetçe kurutamazsın sanal bahis. Böyle bir niyet var mı şu an bu operasyon? Ben olduğunu düşünüyordum. Ama ben bu Dilan Polat davasından sonra kesinlikle böyle bir niyetin olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Neden derseniz, 1 milyar 200 milyon TL para, kayıt dışı, aynı zamanda türlü katakullilerle çıkarılmış ortaya. Bu paranın kayıt dışı olduğunu yazan kişiler, bu paranın legal yolla kazandığını söylüyor. Ya yapmışlar ama diyor, cahilliklerinden yapmışlar demeye getirmişler. Ya yargı, ya savcı, ya eski bakan, ya milletvekili, ya eski milletvekili, ya araya birini sokuyorlar mutlaka. Bu bağı sağlıyorlar ve bu sağladıkları bağla da birlikte bir şekilde bunun içerisinden cımbızla çıkıyorlar. Görüyorsunuz, normalinde utancından sokağa çıkamayacak olan insanlar utanmadan video çekip bir de paylaşıyorlar. Aynı yaşantısına devam ediyorlar. Görgüsüzlüklerinin üzerine yeni görgüsüzlükler koyarak devam ediyorlar yaşantılarına. Utanmıyorlar çünkü. Çünkü niye? Hukuktan korkmuyorlar.
Çünkü hukuk bir şekilde çıkaracak onları. Neden biliyor musun? Çünkü onlar herhangi bir şey yazmadı. Yazsaydı suçlu olurlardı Furkan Karabay gibi. Neden biliyor musun? Çünkü onlar gidip de bir tane baklavaya canı çektiği için baklavanın bir dilimini çalmadılar. Ya da bu sisteme isyan edip de benim çocuklarım aç deyip bir tane ekmek ya da süt almadılar. Ne yaptılar? Sistemin içerisinden katrilyon eski parayla, bugünkü adıyla milyar para çaldılar. Onlar için suç değil. Çünkü bu sistem onları koruyor. Şimdi sanal bayisi ne yapacaklar? Buradaki onu kumar yanıtını çok büyük. Gitmek durumundayım. Reklama. Tamam. Yanıtını öyle verelim. Çünkü bebekleri de konuşacağız. O dosyamıza gidiyoruz. Kısa bir ara buradayız.